Ve şimdi de birlikteliğimize derginin bir hadis, bir mesaj bölümünden Doçent Doktor Mustafa Canlı imzalı Sade Yaşamak İmandandır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir hadis. Ebu Umame İyas İbni Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır. Bir mesaj. Ey mümin kardeşim, gücün yettiği kadar sade yaşamaya çalış. Bir gün ashab-ı kiram sevgili peygamberimizin yanında dünyadan bahsetti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu. İşitmiyor musunuz? İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade yaşamak imandandır. Evet, sade yaşamak imandandır. Mümin imanının bir gereği olarak yemesinde, içmesinde, giyinmesinde, konuşmasında, evinin tefrişatında, kısacası hayatının her alanında sade yaşamak durumundadır. Mümin sade giyinir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan giyinmede asıl olan mahrem yerlerin örtülmesi, elbisenin temiz olmasıdır. Bunun yanında örfi olarak cemiyet tarafından kabul gören mutedil elbise türlerini giymek de mühimdir. Mümin mutedil giyinir. Şatafatlı, cafcaflı, rengarenk elbiseler giyinmekten kaçınır. İlla marka olsun diye tutturmaz. Renk uyumu, takı uyumu vesaire gibi takıntıları yoktur. Unutulmamalıdır ki, bugün yaşadığımız dünyada kapitalist sistemin dünyaya hakim olmak için kullandığı enstrümanlardan neredeyse en etkili olanı giyim sektörüdür. Şuursuz tüketime dayalı bir dünya kurmaya çalışan bu çarpık sistem, aynı zamanda giyim yoluyla bir kültür aşılamaya, dayatmaya çalışıyor. Bu bakımdan mümin, gösterişten, gurur ve kibirden uzak bir şekilde mümkün olduğunca sade giyinmelidir. Zira bu dünya hayatında örneğimiz olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sade ve düzgün giyinir, lüks ve israftan da kaçınırdı. Hitapta sadelik esastır. Mümin konuşurken sade ve anlaşılır bir dil kullanmalı, mübalağa ihtiva eden ağdalı bir dil kullanmamalıdır. Zira sevgili peygamberimiz yapmacık bir şekilde insanlar üzerinde etki oluşturmak için sözü uzatanların kıyamet günü kendisinden uzak kalacak olan kişiler arasında yer alacağını ifade etmektedir. Aynı şekilde övgüde de aşırıya gidilmemelidir. Çünkü övgüde aşırıya gitme, övülen kişiyi kutsileştirmeye, hatta Allah korusun ilahlaştırmaya kadar götürebilir insanı. Bu sebeptendir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların kendisi hakkında aşırılığa kaçmasına müsaade etmez. Bana Allah'ın kulu ve Resulü diyiniz buyururdu. Yine bir defasında huzuruna gelen ve konuşurken korkudan titremeye başlayan bir kişiye şöyle seslenmişti. Sakin ol kardeşim. Ben bir kral veya hükümdar değilim. Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Yeme içmede de sadelik mühimdir. Kapitalist düzen burada da kendini göstermekte, fast food türü yiyecekler arz endam etmektedir. Sonunda burada da maalesef bir kültür dayatması söz konusudur. Üzülerek ifade edelim ki artık insanlar kuru fasulye, nohut yemeği gibi annelerinin yaptıkları lezzetli bir o kadar da besleyici yemekleri yemez, hatta beğenmez hale gelmişlerdir. İçinde ne olduğu belli olmayan ama albenisi olan, dondurulmuş ve içine lezzet enjekte edilmiş gayri tabi yiyecek ve içecekler daha rağbet görmektedir. Sadelik hayatımızın her alanını kuşatmalı. Evlerimiz sade olmalı. Bazı evlerde hiç kullanılmayan, sadece misafir odasında seyirlik olarak bekletilen eşyalar var. Altın ve gümüş kaplamalı tabaklar, çatal ve kaşıklar var. Burada aynı zamanda büyük bir israf da söz konusu olmakta. Ayşe validemizin anlattığına göre
Ensardan bir kadın kendisine ziyarete gelmiş, Peygamber Efendimizin yatağının katlanmış bir şilteden olduğunu görünce hemen evine giderek içi yün dolu bir yatağa girmişti. Yatağının değiştiğini gören sevgili Peygamberimiz Hazreti Aişe'ye şöyle buyurdu. ''Ya Aişe, o yatağı geri ver. Allah'a yemin ederim ki şayet isteseydim Allah altın ve gümüşten dağları benimle yürütür, emrime verirdi.'' Yine bir gün yerde üzerine yattığı hurma lifinden örülmüş kaba bir hasırın gül tenli, gül kokulu peygamberinin yüzünde iz bıraktığını gören Hazreti Ömer, bu manzara karşısında çok müteessir olmuş, gözyaşlarını tutamamıştı. Ona şöyle seslendi. İranlılar Kisralarını sarayda yaşatırken, Bizanslılar Kayserlerini lükse ve ihtişama boğmuşken, sen bir hasırın üzerindesin. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Ayeti kerimesini okuduktan sonra şöyle buyurdu. Dünya onların, ahiret bizim olsun. İstemez misin ya Ömer? Zühd hayatını Peygamberimizden öğrenen Hazreti Ömer'i yıllar sonra şöyle tasvir edeceklerdir. Tabi'in alimlerinden Zeyd bin Vehb anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı üzerinde yamalı bir elbiseyle çarşıda gördüm. Elbisesinde 14 yama vardı. Bu yamalardan bazısı da deridendi. Bu bakımdan mümin lüks içinde bir hayat yaşamaz. Çünkü o dünya hayatının geçici olduğunu, gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu bilir ve ona göre bir hayat sürer. İşte sade yaşamak, dünyanın geçici olduğunu, gerçek hayatın ahiret hayatı olduğunu insana hatırlatır. Esas hayatın ahiret hayatı olduğuna her zerresiyle inanmış ve yaşamış olan Resul-i Ekrem Efendimiz, her daim sade ve mütevazı hayatı ashabına öğütlemiştir. Mekke'nin fethi gibi büyük ve ihtişamlı bir zafer kazandığında bile o aynı hal içindeydi. Devesinin üzerinde başı öne eğik, secde halinde Mekke'ye giriyor. Esas hayat, ahiret hayatıdır buyuruyordu. Evet, mümin sade yaşamalı ancak pecmürde bir halde de olmamalıdır. Allah üzerimizdeki nimetlerin tezahürünü de murad etmektedir. Bu bakımdan mümin ikisi arasında bir denge kurmaya çalışır. Şu kadar var ki lüks içerisinde yaşamak kişinin kibir ve gurura kapılmasına sebep olabilir. Kişiyi maddenin kölesi yapabilir. İşte mümin hakiki imanını ortaya koyarak ve tevazu kanadına tutunarak takva, şükür ve sabır gibi iyi hasletlerle kendini donatmalıdır. Serlevha hadisi şerifimizde sade yaşantıyla iman arasında bir bağ kurulmaktadır. Buna göre hakiki imana sahip olan bir mümin sade hayat yaşamayı tercih eder. Velhasıl mümin lüks ve israfa girmeden, gurur ve kibire kapılmadan sade bir hayat yaşamalı, dünyanın geçici olduğunu, bir imtihan yeri olduğunu unutmamalıdır. Şu hususu da akıldan çıkarmamalıdır ki, moda denilen dayatma, lüks ve konfor içinde bir hayat, para, konfor, bunların hiçbiri insana gerçek mutluluğu vermekte yeterli değildir. Gerçek mutluluk ancak rızayı ilahi doğrultusunda sade bir hayat yaşamakla elde edilebilir. Ne mutlu rızayı ilahi doğrultusunda sade bir hayat yaşayabilenlere. Rabbimiz lüks ve israftan uzak, sade bir hayat sürmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz cümlemizi kendisine kullukta daim eylesin.